tek başına. Mesul yani. Çok. Orada mesela köyün ne talebini diye sorduk. Evet. Biz de öyle görüyoruz. İnşallah evet. Güzel olur. Öyle görüyoruz. Evet. İnşallah. İyi olur. İnşallah. İhtiyacınız var. Sorunlar nedir? Bir refik görüşecek olan bir şey. Yani Sayın evet. Bakanımız dedi ki evet. Böyle söylersin dedi. Evet. Sayın Bakanımıza. Evet. Fındık bu da kestaneye uygulanmış ya, hali. Harika. Bunların köklerinde türüf mantık. Bu ancak Sayın Bakanımızın böyle projeleri. Kesinlikle. Bolamın Vadisi ile ilgili sadece ordumuzu değil, havza olarak komşu illeri ve bir bütün olarak da ülkemizi ilgilendiren son derece önemli ve bereketli bir projeyi, hayırlı bir projeyi başlatıyoruz. Bu proje sadece bir bölgesel proje değil, aynı zamanda ekosistem açısından bir kalkınma projesi, bir yaşam kalitesini geliştirme projesi, üretim projesi, aynı zamanda turizm, kültür projesi. Bu projeyi yaparken karşımıza bir sürü yeni sahalar açılacak. Ve daha da önemlisi böyle bir projeyi birlikte koordine etmek aslında eylemlerin en anlamlısı. Çünkü bizler biraz ferdi çalışan insanlarız. Burada bir takım bütünlüğü içinde bunu oluşturacağız. O da bize yakışan ve diğer projelere de örnek olabilecek bir çalışma. Herkesin gözü bizim üzerimizde olacak. Onun için bunu başarıyla gerçekleştirdiğimizde yepyeni bir bölge, yepyeni bir hatta Türkiye olacak. Diğer projelere de örnek olacak. Tekrar Allah muvaffak etsin. Önemli bir projeyi burada gerçekleştirmiş olacağız. Seçimlerden önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı bir vesileyle ziyarete geldiğimizde kendilerinin ordu için neler yapılabilirin arayışı ve gayret içerisinde olduğunu bizzat müşahede ettiğimizde hakikaten demiştik ki orduda gerçekten muazzam şeyler olacak. Bu seçim sonucundan zaten bizim tereddüdümüz yoktu ama seçimin sonrasında gerçekten ordu için çok muazzam yatırımların, çok muazzam çalışmaların olacağını biz şahsımız adına ve o günkü katılan heyet için genel kanaati o yöndeydi. Ve kısa bir süre geçmesine rağmen hemen bu çalışmaların ilkinin, belki en önemlilerinden bir tanesinin başlıyor olması da aslında o günden yapılmış olan hazırlıkların kısa vadede alınan neticelerinden bir tanesi olarak görüyorum. Bizim ordumuzun 6 tane ilçesini içeren bir havza burası. Bu yörede olabilen, şimdiye kadar olmuş bir takım afatların, heyelanların, sellerin önüne geçmek. Ama bu yöreye de Sayın Bakanımın arz ettiği gibi üretim açısından tarımsal, turizm, efendim başka neler yapabiliriz düşüncesiye böyle bir projeyi inşallah bugün burada başlatıyoruz. Bu bölgede yaşayan insanlarımızı yapılacak bu projelerle onların da desteğini almak suretiyle refahını artırmak. Bunun için kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin ve kamu kurumlarımızın desteği bizler için çok önemli. Sahada yapılacak çalışmalarda ben kurumlarımızın bu noktada destek vereceğini özellikle buradan belirtmek istiyorum. Bir tanesi de bu. Ama bu projenin hayata geçirilmesiyle